Kokoreç'in ana vatanı Balıkesir'deyiz. Nedir abi bu işin sizce? Başka örneği olmayan yaptığınız özel spesiyeller var. 400-500 tane bağırsak için en iyi 25-30 tane bağırsak seçiyoruz şu an. İnanılmaz bir yetenek ya. Hayatımızda yiyebileceğiniz en güzel kokoreç. Yediğiniz zaman bu zamana kadar yiyeceğiniz şey neydi? Anında böyle marshmallow'un en soslu gibi buğ diye buhar oldu. İnanılmaz bir lezzet. Steak yerinde miyim, kokoreç yerinde miyim ben anlayamadım. Ben karar mahkumum. Bunlar yiyecek, ben hep bokluyum. Bu da senin için yiyor. Senin için yiyor. Bence tercih etmeyin çünkü ürünümüzden çalınıyor. Şu an 17 çeşit kokoreçimiz var. Bir hasta daha kazanmış oluyoruz. Her ürün balık ürünü değil, mutlaka üretim belgesini isteyin. Kendim çok çok iyi bakan. Mutlaka gelin, ziyaret edin. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bilal abi, sen de hoş artık geldin. Kanalın daimi bir üyesi oldun. Hoş bulduk, hep buradayız. Benden fazla sen gözüküyorsun. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Abi bugün dediğimiz gün sokak lezzetlerine katmadığımız özellikle kokoreçi ayrı değerlendirmek istedik. Niye? Benim kokoreçle pek alakam yok biliyorsun. Evet. Onun için burada sen bana destek çıkman lazım. Sonuna yardımcı kadar her zaman desteğim. Bu videomuzda kokoreçle ilgili her şeyi görebileceğimiz bir yerdeyiz. Neden? Kokoreçin ana vatanı Balıkesir'deyiz. Evet. Çok güzel bir işletmedeyiz. İşletme sahibinden zaten birazdan tanışacağız. Evet. Kokoreçle ilgili insanların aklına ne soru geliyorsa bu videoda yanıtlarını bulabilecekler. Doğru adresteyiz yani. Değil mi? Bir de burada galiba her yerde olmayan ürünler de var kokoreçle kesinlikle alakalı. Kesinlikle. Dünyada tek ürettikleri yani böyle iddialı bir cümle kullanılan ve dünyada tek olarak ürettikleri özel yapım farklı seriler var. Onları göreceğiz. Bunları bu arada biz iddia etmiyoruz, kendileri iddia ediyor. Kesinlikle. O zaman ne yapalım abi? İçeri bir yavaş girelim. Yavaş yavaş içeriye girelim. İşletme sahibine bir merhaba diyelim, hayırlı evet işler diyelim. Ondan sonra zaten acıkmaya da başladık. İçeriye girmeden son olarak da şunu söylemek istiyorum. İzleyenler buraya yorumlarını eklesinler. Ülkemizde iki tip kitle var. Tamam. Birisi kokoreç tutkunu. Bak kokoreçin arası yok. Ya çok iyi bir kokoreç sever olursun ya da hiç sevmeyen bir adam olursun. Sevmeyenlerin mutlaka denemesini ben tavsiye ediyorum. Ama burada. Evet. Bakalım beğenecek miyiz? Biz de beraber yiyeceğiz. Bu arada ilk kez yiyoruz. İkimiz de ilk kez burada yiyeceğiz. Ben burada genel olarak hayatımda bir kere yedim. Bu ikinci oldu. Aynen. Bakalım bir fark var mı? Hadi geçelim. Hadi geçelim. Bu arada arkadaşlar. Geçemedik. Lütfen videoyu sarmadan izleyin. Çok önemli bilgiler olacak. Ve YouTube kanalına abone olmadıysanız abone olun. Evet arkadaşlar, kokoreçiye geldik. Abi Erdal abiydi adın. Evet. Erdal. Erdal Aslanboğa. Aslanboğa, memnun yani oldum abi. Zaten işletmenin ismi de Aslanboğa Kokoreç. Evet. Soy isminizi vermişsiniz. Abi öncelikle bizle çekim yapmayı kabul ettiğiniz için teşekkürler. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz için. Erdal abi, kokoreçle ilgili birbirinden kıymetli bilgileri almadan önce izleyenler seni bir tanıyabilir mi? Erdal Aslanboğa kimdir? 1982 doğumluyum, Balıkesir doğumluyum. 13 yaşında bu sektöre girdim. Lise döneminde devam ettik. İşte şu anda 27 yıldan beri bu sektördeyim. Abi şimdi ben pek kokoreç yiyen değilim. Hayatımda bir defa yedim. 4-5 sene önce. Daha demin videoda da dile getirdim. Benim tam damak tadım değildi. Tabii yine de birisi iyiyse de yapsa damak tadı olmayabilir. Ama sana göre usta olarak neden kokoreç abi? Ya kokoreç çok farklı bir sakatat yemeğidir. Gerçekten kültürümüzde olan bir şey. Ama iyi yapıldığı zaman evet, gerçekten her gün istersin yersin. Yani bağımlılık yapar. Türkiye'de mesela çok yaygın. Her yerde kokoreççi var. Ama sence asıl fark nerede abi? Fark iyi ürün ve iyi ustada. İyi ürün yani, ve iyi ustada. İyi ürün ve iyi ustada. Bir de şu var. Mesela kuzu kokoreç diye bir tabir var. Şimdi küçükbaş hayvanda bilmeyen için kuzu da, koyun da, koç da aynı var. Evet. Doğru muyum? Ama bana göre mesela kuzunun bağırsağı, koyunun bağırsağı, koçun bağırsağı aynı mı? Ya da her kuzunun bağırsağı aynı mı? Değil. Şimdi bizim burada kuzu bağırsağı dediği zaman 4 aylık kuzular kesiliyor. Yani normalde doğuda 6-7 aylık, 8 aylık kuzular kesiliyor. Şimdi koyun bağırsağı da oluyor, oğlak bağırsağı da oluyor ama bizim ideal kokoreç giden bağırsak kuzu bağırsağıdır. Yani 4 aylığı geçmeyecek, 4 veya 5 aylığı geçmeyecek. Türkiye'de bu kadar çok kokoreç seven varken kaliteli bağırsağa herkesin ulaşması mümkün zor değil. Değil mi? Mümkün yani değil. Çünkü o yüzden tezgah altı veya kokoreçe birçok hile karıştırılıyor. Peki bayilik sisteminiz var mı yoksa Aslanboğa kokoreçe gelmek zorundalar mı bu özel kokoreçi yemek için? Şimdi şöyle bir şey, bizde bayilik sistemimiz kesinlikle, biz onu kendi hayat çizgimizde onu kaldırdık. Yani çünkü genelselciyiz, bozmadan şu kültürümüzü daha götürebildiğimiz kadar ileri götürmeyi düşünüyoruz. Hı hı.
O yüzden bir şu anda Türkiye'nin en iyi markasıyız. Hedefimiz bir dünya markası, Balıkesir'e bir dünya markası çıkarmaktı. Onun için şu anda mücadelemizi veriyoruz. Evet, ben sektörde Türkiye'deki en iyi işletmelerden birindeyiz cümlesini rahatlıkla kullanabiliyorum. Çünkü ben gerçek bir kokoreç severim abi. Evet. Yani Türkiye'nin her yerinde, farklı bölgelerinde kokoreç yiyorum. O yüzden kokoreç severlerin merak ettiği soruları sana sormak istiyorum. Zorlayıcı sorular bunlar. Şimdi bu kokoreç dediğimiz şey, içerisinde bir beyaz yağ gibi bir madde var. Evet. Ne olduğunu bilmiyorum. Onun yanında başka bir madde daha var. Ve dışarısında da bir bağırsak var. Evet. Nedir abi bu işin sırrı? Bizimle ya, kokoreç... paylaşır mısın? Hemen her gün yeni bir dükkan açılabilirsin. Tabii ki ya. Parayı bulalım. Yeter ki ben hep şunu söyleyeyim. Ben sır diye bir şey yoktur. Yani his diye bir şey vardır. Her şarkıyı, her sanatçı aynı tonda okuyamaz. Vay, duygu çok önemlidir. Şey. Bu bizim ürünlerde öyle. Ben hep diyorum yani benim bir sırrım yok. Gelin size biz, isterseniz bizimle çalışın, isterseniz bizimle çalışmayın. Biz size bu güzel duyguları aktaralım ki başka bir nesillere aktaralım geçsin. Evet. Çünkü iyi bir kokoreç yapan yerler azaldı ve gittikçe bu nesil tüketiliyor. Anladın mı? Sanki formülü vermek istemediğin için konuyu geçiştirdiğin gibi hissettim. Yok yok değil. Bu şey var. Şunu söyleyeyim yani biz şimdi bunu hep ben anlatırım. Güzel kokoreç her yerde yenilsin. Çünkü benim kaldırabileceğim bir yük var. Evet. Onu kaldırabilirim. Evet. Fazlasını kaldıramam. Ama her tarafta güzel şeyler olduğu zaman kötülerin önünü engellemiş oluruz. Uykuluk ve iç yağ artı kokoreç, bu bağırsak, bunlar nasıl birleşiyor? Bak şimdi aslında kokoreç, ben sana şöyle söyleyeyim. Başlamış? Kokoreç'in tanımı ne? Kokoreç dediğiniz zaman eski tanımla size söyleyeyim. 60 günle 90 günlük kuzu, 10 kilo ile 15 kilo arasında kesimine giren kuzunun bağırsağından elde etmiş olduğumuz bir üründü. Çöz, yağ tabakası tuttuğumuz, ondan sonra gömlek yağı, yani ciğer sarmada kullanılan yağ ve bumbar, kalın bağırsak, evet kalın bağırsak ve ince bağırsak. Uykuluk yok o zaman. Uykuluk yok, uykuluk farklı bir şey. Anladım. Anladın mı? Mesela ben bilmiyordum bunu. Bunların ilk önce bizim Balıkesir usulü ve İzmir usulü sırımı iki çeşit sırım vardır. Değişiyor. Biz de Balıkesir'de çöz ve gömlek yağı karıştırarak şişe geçirilir. Üstüne kalın bağırsak, en üstüne ince bağırsak vurulurdu. Ve bunu odun ateşinde pişirilip ondan sonra servis edilirdi. Kokoreç bu. Şimdi tabii kokoreçin birçok tanımı değişti, içeri değişti, şeyler farklı yerlere geldi. Bu şu anda herkesin bakış açısına göre de kokoreç, şu anda dana kokoreci var, koyun kokoreci var, bir sürü kokoreç yapılmaya başladı. Evet. Asıl kokoreç tanımı bu. Yani süt kuzu kokoreç dediğin zaman 2 ile 3 aylık kesime giden kuzuna bağırsağını elde etmiş olan üründü. O zaman izleyenlerimizi artık şu görsel şölene başlatalım. Burada standart olan ürününden, çünkü spesiyallerim var, dünyada tek diye evet. Az önce Mehmet Ali Bey işletme ürününüz bir cümle kullandı. Oldukça iddialı bir cümleydi. Başka örneği olmayan yaptığınız özel spesiyaller var. İzleyenlerimize elimizdeki ürünlerden, standartından, yani standart birisi dedi ki ben yarım ekmek kokoreç yemek istiyorum. Evet. Hangi ürün geliyor? Bunun dışında farklı olarak istenilenler var. Çünkü bir de ülkede iki tip kokoreç yiyicisi var bana göre. Bir domates biberle tık 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 diye o metal plakada yapılıyor ki ben bunu kokoreç olarak sevmiyorum, doğru bulmuyorum kendime. Evet. Bir de bunun haricinde tercih eden grup var. Zaten sendeki o spesiyalleri izleyenler birazdan gördüğünde evet. Şaşıracaklar. Kokoreçteki algı değişecek. Ustalık döneminde, mezbada çalıştığım dönemlerde bir kotço, özel spesiyal olan bir ürünüm vardı. Kotço. Kotço. Kotço şöyle 400-500 tane bağırsak içinde en iyi 25-30 tane bağırsak seçiyorsun şu an. Bu inanılmaz bir yetenek ya. Bağırsak seçici. Yani evet seçiyorsun yani. Seçiyorsun ve bunun gömlek yağı ve ince bağırsaktan elde etmiş olduğumuz bir kokoreç. Bu kokoreç değil. Yani bugün o çok spesifik bir ürün. Evet. Farklı bir lezzet. Biz bunu kesinlikle ekmek arası vermiyoruz. Yani kuzu pirzunu bugün gidip kuzudan aldığımız zaman ekmek arası yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Abi bu, şimdi izleyiciye kotçoyu bildirdik. Adam diyecek ki ben yarım ekmek kokoreçten başlamak istemiyorum. Direkt beklentileri yükseldi. Evet yüksel, ben söylüyorum. Yani hayatınızda yiyebileceğiniz en özel kokoreç, ben bunu iddia da ediyorum. Hayatınızda yiyebileceğiniz en güzel kokoreç kotço. Kotço yediğiniz zaman bu zamana kadar yediğimiz şey neydi? Şu diyeceksiniz. Kokoreç, gerçek kokoreç yiyicilerin hepsi bu cümleden sonra buraya gelecektir abi. Abi mutlaka bir slogan oldu. Evet mutlaka, ama nerede izlediğini de söyleyerek gelip bize söyleyip onlara da bize güzel şeyler yapalım. Yani ilgilenelim. Süper. Şimdi abi kokoreçimiz geldi. Bu hangisi? Bu porsiyon. Normal kokoreç. Normal porsiyon dediği zaman böyle iri kıyım geliyor size. Ekmek aralarımız da geldi. Aynen onlar da geliyor.
İlk hangisini deneyelim abi? İlk şöyle bir birer tane buradan alın, tamam mı? Tamam. Bir tadım yapın, böyle bir hem el usulü daha güzel olur. Damak lezzeti damağınıza vurur. Balık ise süt kuzusu dediğiniz zaman yedirtir böyle. Farklı bir şey. Önce... Benim öbür yediğim kokoreçle alakası yok. Yok tamam. Balık ise çünkü. Balık ise 24 ayar altında yerinde bir kokoreç. Ve gerçek samimi söylüyorum. Beni videodan biliyorlar abi. Evet. Ben asla bir şeyi sevmediğimi söyle. Gerçekten benim en büyük sıkıntım o. Yalan atmayı sevmiyorum ama gerçekten hoşuma gitti. Evet. Tamam şimdi fazla daha bir sürü ama çok lezzetliydi abi biraz daha devam. Bunu artık gönderelim. Bunu artık siz buradan devam edin. Şimdi abi ekmeğimize geçelim. Evet. Bu arada arkadaşlar kamera arkasında o koca kayık tabak var ya oğlum hepsi bitti. Bize sunduk kendi yedi. Ben yedim mi? Sen? Ben yedim. Abi bence ben öyle bir yedin ki sanki ilk defa yemedim. Sayın. Ben sadece sizin. Yani önden hemen bir tadımlı ben kaldım. Ben bugün açıkçası tansiyonum mu çıkıyor, hastanelik mi oluyorum, her şeyi sonuna kadar denemek yok, çok istiyorum abi. Yok, çok sağlıklı şeyler yiyorsunuz. Tamam. Kolajen dolu bir şey. İçi yumuşak dışı çıtır. Evet. İkimiz aç mı kalacağız? Öyle oldu abi maalesef. Erdal Usta, lafını böldüm özür dilerim. Peki abi, ben müşteri olarak geldim. İlk ısırı attığımda zaten o lezzeti anında hissedip alabiliyorum. Peki bu işte mesela bazıları o bahsettiğim gibi metal plakada kesiyorlar. Bazıları da sadece meşe odunu ve mangal kullanıyorlar. Yani asla kokoreç başka bir yere değmiyor. Lezzetli bir kokoreçte doğru hazırlama nasıl olur abi? Ya lezzet bak şimdi bizim şu anki usulüne göre ben size anlatayım. Şimdi eskiden direkt bazen İzmir usulüne direkt çiften kesip ekmeğin arasına konulup dörde bölünüyordu. Ama şu anda arkadaşlar şunu özellikle belirtmek istiyorum. Eski usul ürün yok şu anda. Yeni ürüne göre şu anda 4 ve 5 aylık kuzu kesiliyor. Mecburen şişi üzerine kesmeden kessen de dahi tekrar ızgarada pişirmen lazım. Anladın mı? Bu bir, onun biri belirtelim çünkü genelde bu yorum yapıyor. İşte direkt şişten kesip ekmek arası. Abi o geçmiş zamanda yapılıyordu. Şu an öyle bir şey yok. Bir de çok merak ettiğim bir şey var. Bu kokoreçin şişleme olayı nedir abi? Ya suya yani, aksın ya daha çabuk. Bizde öyle şişleme olayımız yok. Anladım. Mesela görüyorum ben. Neden biliyor musun o şişte? O İzmir usulünde yapılıyor. İzmir usulünde bumbar yarılmıyor. Direkt içi yıkanıp da yapılıyor. Biz bumbarı yarıp da yıkıyoruz. O zaman yani bu şimdi bir dahaki yere şişlenmeden geldi. Şişlenmeden geldi. Abi ben... Kot çapuz. Ha kot çapu mu oluyor? Demin anlattığın. Evet. Koçunun sunumu bu şekilde. Çok lezzetli duruyor. Evet. Sana böyle steak yersin, güzel şey yani durur ya. Aynı onun gibi çok merak ediyorum. Bir deneyelim böyle baharatına bandırıyoruz mu abi? Aynı. Bence biz şöyle yapalım. Erdal Usta'nın bu sanat eserini arkadaşlar tadarken Erdal Usta'nın da bu sanat eserinin detaylarını bize tamam, anlatsın. Aynen. Niye koço abi? Bu koço özel bir ürün. Gömlek yağı ince seçme bağırsaktan yapmış olduğumuz bir ürün. Sadece porsiyon olarak tükettiriyoruz. Kesinlikle ekmek arası vermiyoruz. Kokoreçin pirzolası diyebiliriz bu. Ben de hissiyatlarımı aktarmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar şu dışı bağırsak. Doğru İnce mu? Bağırsak evet. Bu nedir abi? Ciğer sahmanı kullandığımız gömlek yağı. Abi bu inanılmaz bir şey. Ağzımda eridi. Anında böyle marshmallow'un en softu gibi vuv diye buhar oldu. İnanılmaz bir lezzet. Şu birleşimle birlikte müthiş. Yani inanılmaz bir kombinasyon. Zaten bakın yağlardan belli oluyordur. Damla lezzet damlıyor yani. Gerçekten lezzet damlıyor abi. Müthiş. Ben kendimi tutsak bir mahkumum görüyorum. İkisi arasını almışlar. Yiyor bana da yedim bir daha. Demin kamera arkasında öyle bir yiyordu ki sanki ilk defa o yiyor. Abi muazzam ya. Bir de ben şeyi görmüştüm. Kemiğe sarılan aynı zamanda hem pirzola tarzında hem de uzun kemiğe sarılan tarzda kokoreç görmüştüm. Ondan var mı? Var. Ondan şimdi biraz sonra geliyor. Coco Asado. Coco Asado. Evet. Abi sen kokoreci başka bir seviyeye çıkartmışsın yani gerçekten. Evet. Elon Musk'tan önce biz Mars'a çıkacağız arkadaşlar. Kesinlikle. Yani farklı bir seviyeye gelmiş kokoreç işi. Ya İnanılmaz. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi herkes diyor işte Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Kokoreç girecek mi? Kokoreç bizden önce girdi. Girdi zaten. Evet bunu söylüyorum. Buradan da söylüyorum şu anda ilk defa. Kokoreç Avrupa'ya Türkiye'den önce girdi. Türkiye'nin şu anda Avrupa'nın her yerinde şu anda kokoreç yapılıyor. Ve bulabiliyorsunuz. Süper abi bak bilmediğiniz bir bilgi daha var. Abi ben bilmiyorum steak yerinde miyim kokoreç yerindeyim ben anlayamadım. Normalde steak dükkanlarından biliyorum bunu. Evet. Şimdi neyle karşılaştık abi?
Şimdi gördüğünüz gibi özel bir kokoreç geldi. Bu Coco Asado. Coco Asado. Yani dana kaburgasından yapmış olduğumuz büyük özel bir kokoreç. Kaburgayı mezbada seçme. Ya düve ya da genç dana. Yemeğinden anlaşılıyor yakınlığından. Tamam. Geliyor, biz bunu fırına gönderiyoruz. Fırında güzel pişirdikten sonra tekrar ben bizzat kesinlikle ustalar bırakmıyorum. Tamam. İnce gömük ve ince bağırsak sararak ondan sonra tekrar pişirip bu şekilde getiriyoruz. Yani bunun buraya gelene kadar 8,5 saatlik bir hikayesi var bunun. O kadar bir emek evet, var. Evet. O kadar bir emek var. Haftada 25-30 tane ancak yapıyoruz. Çok sayıda da yok. 2 porsiyonluk bir ürün. Yaklaşık kemikle beraber piştikten sonra 500'de 750 gram civarında bir ağırlığa ulaşıyor. Peki bunu şimdi normal bir müşteri geldiğinde talep edebiliyor mu abi? Yoksa sipariş mi vermesi lazım? Bazen olmuyor. Önce de sipariş vermesi lazım. Aslında en mantıklısı tabii, o. Tabii ki. Sipariş versin. Tabii. Çünkü sürekli menüde olan bir ürün değil. Evet. Sadece bizim eğer elimizde varsa biz öneriyoruz veya müşteri kendisi öneriyor. Genelde mesela belirli bir sayıda çıkardığınız bir ürün. O zaman siz de bunu tatmak istiyorsanız önceden daha doğrusu sipariş verin işinize evet, garanti arayın. Yalan. Biz yani sizin için ayıklayalım. Bu işletmede kokoreç başka bir seviyeye gelmiş. Bizim amacımız bu videoda kokoreçin tarihçesinden bahsedelim. İşte nasıl olmuştan bahsedelim derken. Yani biz kendimiz şaşırıyoruz. Tamamen kontrol senin elinde geçti usta. Aynen. Yani 13 yaşından beri bu işi layıkınla yaptığım bu işi mutfağından geldim. Çok net belli ne mutfağı hatta en temelinden işte tam temeldeki inşaat aşaması neresiyse evet. Oradan gelmişsin evet. Bugünlere getirmişsin. Ben sabırsızlıkla onu da tadalım istiyorum. Olur, öyle yapalım. Bir de baharatlar da gelmiş galiba. Okay. Onları tamam. Da değerlendirelim. Evet. Şimdi kokorecimizi keselim. Tabii abi. Tamam. Şöyle bir çizik atıyoruz. Ve gördüğünüz gibi kendiliğinden kokorecimiz çıkıyor. Çok tarif edici görünüyor. Aa, burada başka bir olay evet, var. Et var. Aa. Biz burayı kaçırdık mı abi anlatırken? Hayır. Yok. Et var demiştik. Bu iki porsiyon yiyorum. Tabii ben iki porsiyon yiyorum ama aslan. Güçlüsün. Evet. Bu senin için yarım porsiyon yiyorum. Sen geldiğin zaman bundan iki tane söylemen lazım. Eyvallah. Kişiye göre değişiyor porsiyon. Şöyle. Burada kimyonumuzu atıyoruz. Hafif. Çok kimyon ve çok baharat atmıyoruz bunlara. Yine tadına varım diye. Burada hafif. Tabii ki olmazsa olmazımız kekik. Şöyle. Şimdi bir bakın tadına. Evden devam. Şimdi edelim. Hazır mı abi? Evet. Ben hiç sıvı aslını bile beklemeden. Abi senin öbür yarımını da ben alayım. Abi ben karar mahkumuyum. Bunlar yiyecek, ben hep bakıyorum. Ben yiyebilir miyim? Tabii. Evet. Afiyet olsun abi. Yani usta nezaketinden dolayı teşekkürler bu arada. Ben teşekkür ederim. İzin verdiğiniz için. İzin verdiğiniz için. Ben de kendi icadım olan ürünleri yerken bile bizden izin istiyorsun. Sağ olun. Çok güzel. Bu sizin işletmeniz. Bu peki o kemiğin etrafındaki et mi yoksa ayrı etten mi birleşiyor? Kemiğin etrafındaki et. Ha bu kemiğin. Kendi yağıyla pişiyor. Çok iyi. Muazzam. Arkadaş bu da senin için yiyorum. Senin için yiyor. Çok güzelmiş. Tavsiye ederim. Bu da farklı bir bakış açısı getirmiş olaya. Yani kokoreçin içindeki iç yağı gittiği halde bağırsaklar kurumamış abi. Yani buradaki o sulu malzemeyi desteklemeyen et var. Etleri okum gibi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size bakın. Dağılıyor. Yani ne derece görünüyor bilmiyorum da. Çok güzel pişmiş durumda yani. Hemen böyle tık 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 diye dağılıyor. Hiç sertlik yok. Oldukça yumuşak bir. Abi küçükten büyüğe bu kadar emeğin karşısında mesela fiyatlar nedir? İnsan şu an yarım ekmek bizde 100 TL. Tamam. Porsiyon yani da bütün ekmek 200 TL. Tamam. Koçumuz şu anda 300 TL. Evet. Yumak atomumuz 300 TL. Şu gördüğünüz özel koka çift porsiyonluk ürün de 850 TL. 850 TL. Evet. Muazzam. Bu arada yarım ekmek kokoreç en düşük kalitede yapan için 80 liranın altında ben hiçbir yerde fiyat değil. Görmüyorum. Evet. Yani bu kalitede bir kokoreci 100 liraya bence çok uygun bir fiyata satıyorsun ki son birkaç gün içerisinde ülkemizdeki artışları da göz önünde bulundursak bence 100 lira senin için şu an alt sınır. Sen bu işin ustası olarak kokoreç nasıl yenmeli abi? Standart yeniş şekli senin yarım ekmeğindeki gibi midir? Ya ben domates biber işini aslında sormak ya istiyorum. Ya aslında domates biber tercih meselesidir ama domates biber bence tercih etmeyin.
Çünkü ürününüzden çalınıyor. Evet. Çalınıyor, bunu söyleyeyim size. Sade iri kıyım ve ince kıyım. Tercih meselesidir. Bence iri kıyım, hafif iri kıyım yemelisiniz. Değil mi? Sana göre hangisi en iyiydi? Yarım ekmek miydi yoksa koçya? Yarım ekmeği miydi? Genel olarak sevdim. Özel adı koçya mıydı? Koçya. Koço çok farklıydı. Değil mi? Bu kendine göre farklı ama koço biraz daha hafifti. Ama genel olarak yani ben şuna şaşırdım. Ben korktum biraz pek damak tadım olmayacak diye. Ama şimdi hiçbirini demem ki yemem. En çok da o koçoyla ekmek evet. arası o standart koço olan. Koço gerçekten şu anda söyleyeyim açık ara bizim bütün ürünlerimizde güzeldi ama koço bu işi piri. O kadar şey geldi gitti geldi gitti geldi gitti. Biz aslında en son ürününe dedik ki videonun sonuna doğru geliriz. Bir şey daha geldi abi. Bu ne şimdi? Aslan boğa girirse olacağı bu olur. Olacağı bu. Ben yiyebileceğim mi diye düşünüyordum. Öyle değil mi? Kaç çeşit? Şu an 17 çeşit kokajımız var. Şu anda bizim şu an 17 çeşit kokajımız var. Rejim dedik gibi değil mi abi? Say bakayım abi. Hepsi sayabiliriz. 200 çeşit balık var değil mi? Bugün kebaplısı var, pulizolası var, iş pilavlı kokajımız var, lokum dediğimiz bir çeşit kokajımız var. Var da var. Yani sen yani. Bu ne şimdi abi? O şimdi uykuklu kokajımız. Atom, yumak dediğimiz İzmir Atom Nedeni'nden aslında kokoreçin gelişmiş hali. O zaman bundan deneyimleyelim. Bundan da bir deneyelim. Bunun içinde kuzu uykulu var. Tuz atmamıza gerek var mı? Kuzu var mı? Yok. Kuzu uykulu dediğimiz şey nedir? Kuzunun bir boğazında bir de kalbin üzerine çıkan bir beyaz ettir. Yaklaşık 10-15 gram olan bir sakatat ürünüdür. Çok az. Çok az. O yüzden çok az çıkıyor. Bunun da uykulu gömlek ya da ince bağırsaktan yapılmış özel bir benim yediğim kısım, senin yediğin kısım da aynı mı? Farklı noktalarda farklı lezzet var mı? Buradan alabilir miyim? Tabii ki. Bakalım. Her yer aynı lezzet. Aynı. Bunun fiyatı nedir abi? Bunun fiyatı da 300 TL'dir şu an. Bunun fiyatı da 300 evet. TL. Şimdi bir şey diyeceğim abi. Ben şimdi video arkasında da fark ettiğim şeyler. Mesela sen bunları anlatıyorsun. Sen bunu resmen yaşıyorsun, hissediyorsun aynen abi. Bu ayrı bir şey. Evet. Bir de ayrıntılar var kamera arkasında da olan. Sizin görmediğiniz. Abi mesela aşık gibi bakıyorsun sanki. Yerken de sanki hani... Ben ilk defa hayatımda bir defa yedim ya, evet. Sanki ben değil o öyle yemiş gibi yiyor. Böyle evet. Halen böyle isteyerek iştahlı böyle sevgi dolu yiyor halen. Ya ne yaparsan yap biz insan oluyoruz. Duygu bizi belli bir yere taşıyor. Farkımız bu. Yani duygularımızı dile getirmemiz. Tamam mı? Tabii ki ben de bu işin içinde yıllarımı verdim. İşte ondan dolayı. Onun meyvesine abi. Bir şey söyledi. İşte aslan geldi. Kokoreç ne dedin sen? Kokoreçle hiç alakam yok dedi. Yok. Ya sevmiyorum dedi. Ben sana ilk ne demiştim? Geçmiş olsun dedim. Evet geçmiş değil mi? Olsun. Geçmiş aynen. olsun dedim. Ya çünkü bundan sonra alakan olacak. Çok büyük bir alakan olacak. Tamam mı? Ben o yüzden hani senin gibi mesela hani böyle güzel bir meyveyi güzel bir insana yedirdiğin zaman eyvallah. O mutluluğu, o hazdı ben de senden hissediyorum. Başarmanın hazdı. Anladın mı? Evet. Yani o beni de çok mutlu tabii ediyor. Tabii seni de mutlu ediyor. Çünkü sen emek bu veriyorsun. Bu sektöre bir hasta daha kazanmış oluyoruz. Evet. Tedavi ediyor ama ben ona tedavi demiyorum. Bir hasta daha kazanmış. Sen yedirerek tedavi aslında, ediyorsun. Evet. Öyle bağlıyorum. Evet, evet. Bağımlılık yaratıyor. Bağımlılık yaratıyorsun. Emeğin karşılığı insanın bağımlılığı oluyor. Abi, benim için en mutlu bu. Böyle bağımlılıklar olsun evet, abi. Evet. Diğer bağımlılıklarımızdan çok daha. Evet. Benim de mesela bireysel düşüncem. Bu ürünle ilgili çok soft, farklı. Aşırı derecede kolay çözünüyor ağzında. Hemen evet. kaybolup gidiyor. Hem kokoreç tadı alıyorum hem de hiç hissetmediğim farklı bir et tadı alıyorum. Evet, bunu. Çok değişik, farklı. Farklı bir et tadı var. Sanki hani kuzu eti değil etle başka bir şey. Etle kokoreçin karışımı gibi bir şey. Bir de ben size şöyle bir tane, bunun birçok insan diyor. Uykuluk çok faydalı bir ürün. Kanserli insanlara ve çocuklara büyüme hormonu salgılayan bir ürün. Hı hı. Tamam mı? Mutlaka yaşlı veya çocuklarımıza bu atom veya uykulu yedirin. Kesinlikle. Burada söyleyeyim ben. Yani o kadar faydalı. Çok faydalı bir ürün. Tekrardan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Bize bu imkanı İnşallah burada bizi izleyenlere de şunu söylemek evet. istiyorum. Yorum yazın. Bir dahaki videomuzda inşallah kokoreç, iyi bir kokoreç nasıl elde ediyoruz? Mutlaka bunun videonun devamını getirmek için baskı yapın ki ne gelsin bize çekelim. Gittiniz. Kokoreççilere mutlaka şeyi sorun. Yani nerenin ürünü? Balıkesir diyorlarsa özellikle söylüyorum. Her ürün Balıkesir ürünü değil. Mutlaka üretim belgesini veya faturasını isteyin. İsteme hakkınız var. Evet. İnce detay diyorsun abi. Bu ince detay. Herkes Balıkesir ismini kullanıyor. Yeterince zarar verdiler. Evet. O yüzden mutlaka üretim belgesini sorsunlar. Evet. Balıkesir'deyiz. Kokoreç'in ana vatanındayız. Evet. Müthiş bir video oldu aslında. Çok güzel bence oldu. Çok ben oldu. Aynen bence kokoreç çok güzel oldu. Kokoreç'in kesinlikle keyif alacağını zaten inşallah. Aslan Boğa sayfasını açıklamanın oraya bırakıyoruz. Oradan da sayfaya girebilirler, bakabilirler. Aslan Boğa neymiş? Evet. Farklılığı, Aslan Boğa farklılığı neymiş? Oradan görebilirler.
O zaman arkadaşlar, bu video hoşunuza gittiyse yorumlarda kendinizi belirtebilirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Mutlaka gelin, ziyaret edin. Şiddetle tavsiye ediyoruz.